Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kendine göre yaşarsan, kendine göre hareket edersin, kendine göre himmet bulursun, nereden olacaksın? Bir an bile Allah'tan kopuk mümkün değil. O ki o adam girdi, usta sendi. Nasıl? Değil mi? Toprak kimlere almış? Garibe mi gidiyor? Peki. Dördüncü mesele. Neyin? Mektubat. 26. mektup, 4. mepas, 4. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Ceddidu imanekum bila ilahe illallah. İmanınızı La ilahe illallah sözüyle daima yenileyiniz. Sizin içinizde iman elbisesinin eskidiği gibi eskir, yani sizin içinizde iman elbisenin eskidiği gibi eskir. Allah'a niyaz tazelesin. Hadis-i şerif, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Efendim, imanla okuyacağım. İman biraz gücüm yettikçe. İman nasıl bir şey, her şeyi nasıl çaredir? Ceddüdü imanekum bila ilahe illallah'ın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sır hikmeti şudur ki, insanın hem şahsi, fert, bakayım ne farklı anlayacaksın, fark, şöyle dinlersen istifade edersin. Ben buralar okudum tabii. Okudum ama, halet avcı gibidir, olta. Her zaman nasibin olmaz, balık gelmez. Olmadığın zaman bir tane gelir, bir ay tutamadığın balığı bir defa bir şey çekersin, o kadar kıymetli, bir aya bedel olur. Haletler de avcı gibidir. Manaya bakayım ne gelecek. Bakayım yeni ne duyacağım, yeni ne öğreneceğim. Kelam aynı olacak ama kelamın içerisinde ne farklı mana uyanacak? Böyle bakarsanız ülfetiniz kırılır. Ünsiyet olur. Yoksa ben orayı okudum canım, ben de biliyorum. Ceddüdü imanekum ilâ la ilâhe illallah. Biliyorum dersen, gelen manalar vız diye geçer. Musadık bulmadığı için sönerler diyor. Bakayım farklı ne anlayacağım diye dinlerseniz, Allah öyle inanıyorum ki açacaktır. İnsanın hem şahsi, yani hem alemin, yaşadığı alem, şahsi böyle alem, halet, cenazedesin ayrı bir alem, düğündesin ayrı bir alem, çarşı pazardasın ayrı alem, evlisin ayrı bir alem, özel hayattasın ayrı bir alem, yemek yiyorsun ayrı bir alem. Hem şahsi, hem de alemi her zaman teceddüt ettikleri için. Aynı yeri dolaşıyorsunuz ama aynı değilsiniz. Mesela Turkubal'da dolaşıyorsun ama sen zannediyorsun ki aynı yerde. Sen aynı değilsin. Alem de değişiyor. Var olup yok oluyor. Hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için. Yenilendikleri için. Oo hoca hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ders arasında bak sana kıymetim. Zonguldak değil mi? Bartın. Bartın mı Martin? Bartın. Tekir ne? Bartın Tekir'de tayin oldu. Tayin oldu. Ha bu tarafa. Ha, hocadır. Her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdid imana muhtaçtır insan. Bir, kendi alemi, iki, yaşadığı alem.
Mesela senin bir şeyin yok ama en yakının vefat ediyor. En yakının bir hastalığa düşer. Bir diş basıyor ağrı, dünya bitiyor. Her şey yok. Sanki her şey bu. Neyesine güvence ki? Bir başlıyorsun kaşınmaya. Kaşınma genişledi. Allah Allah ya falan. Neyin nesi ya? Bu kadar kaşıntı olur. Bir gidersin. Maalesef. Beynin kanser sapmış diyor. Tezkereyi veriyorlar. Ne yapayım? Ha Hasan abi demişti derslere gel kitap oku falan. Hakikaten ya. Başka çare yapacak bir şey yok. Bunun değeri de yok biliyor musun? İstepne lastik takmak gibidir. Böyle yokken okuyacaksın. Abi! Kaşınıyor. Abi bu akşam nereye gidiyoruz derse, hayırdır kimsin sen? Kaşınıyor bu arada. Abi tanımazsın, gerçeği atanım anne ben falanca. Ne zaman tanıştık seninle? 20 sene önce gülüyordum ya, 20 sene önce. Hemen tabii ben bu işlere tecrübem olduğu için. Kardeşim hayırdır iflas mı ettin? Yok abi o zaman hastasın. 20 sene sonra arayıp da derse gelmek istiyorsun. Ya hastasın yumurta gelmiştir ya da iflas etmiş. Hasta olmayıp iflas etmeyen beni aramaz ki ya. Beni iki kişi arar. Veya kendisi gelir. Eğer telefonla geliyorsa iki şekilde var. Eğer telefon etmeden tıpış tıpış geliyorsa sen geliyorsun. Ah şu kulağım, şu gözüm, şu elim. Nerelere şahit. Hem kendime hem oraya. Biraz duygusal oluyor kusura bakmayın yani. Cenaze psikolojisinden kurtulamadığım için. Etkilemiş yani gece bile etkiledi. Allah değmiyor be. Değmiyor ya. Çal kardeşim çal. Bugün bayram. Oyun havası da koyabilirsiniz. Bu akşam her şey serbest. Ölüm var çünkü. Daha önce ölüm yoktu. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Yani ne demek biliyor musun? Ampul saniyede 60 defa sönüyor ya. Sönüyor, yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Dırırt. Ama o kadar hızlı yanıyor ki. Gözün görme kabiliyetinin hızlı olduğundan biz devamlı yanar zannederiz. Ancak uzaktan şöyle baktığın zaman ülerki gemiler veya caddelerdeki lambalar pat 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 pat. O zaman anlarsın ki hakikaten budur. Mesafeden göz kapatıyor, anlıyor. İnsan da aynı böyledir, inanın. Ve sen ve herkes... Şöyle oluyor. Dırrr. Var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, var olup yok oluyoruz, yok olup kayyumiyet var. Ama o kadar hızlı oluyor ki biz devamlı var zannediyoruz kendimizi. Bir an önce bir şey düşündün mü? O gitti. O gitti. Tövbe ettim arkasından bir şey. Onun üzerine kuramazsın. Mesela şöyle bilgisayarda bir şey yapıştırıyorsun ya. Mesela 12. Diyor ki, masa üstünde böyle 12 isimde bir video var, üzerine yapıştırayım mı? Yapıştır dersen, artık aşağıdaki yok oluyor, üstteki yapıştırdın kalıyor ya. Böyle değil. İşledim bir hayır, işledim bir şer, gitti. Tövbe etsen bile onun üzeri değil, bitişi. Farklı bir kare. Farklı bir kare ya. İnsanın hem kendisi hem alemi devamlı... Dırr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 
Yeni bir şey öğrendim mesela. 30 sene sonra ilk defa öğrendim. Akıl cihazdır biliyorsunuz. Onu söylüyordum. Yeni öğrendiğim şu. Kalp içinde cihazdır diyor. Allah Allah. Hepten acayip olmuş. Yani ne demek cihaz? Kendi haline bırakılmayacak kadar. Bırakılamaz kalp. Yani diyorsun abi Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye, Hüseyin'e, paraya, dolara, şuna buna takıldı. Kalbimi alamıyorum. Ondanmış ben. Aletmiş. Ben zannediyorum ki beni o yönetiyormuş. O bile sen yöneteceksin. Benim takkem, benim gömleğim, gir içeriye, benim abdestim. Takılır oraya takıntılara. Bu sefer kurtaramazsın.
Alet onun için zikrettim. Alet yönetilmeye muhtaçtır. Bilgiyle yönetilir. Kalp de aletmiş arkadaşlar. Bilmiyordu. Yani cihaz diyor. Yeni öğrendi. Akıl cihazdı. O kadar hoşuma gitti ki. Ha, demek ki o zaman aklımız ve kalbimizin kırılmaması, çökmemesi için sağlam malzemelerle donatmak ve yönetmek lazım. Eğer kalbiniz ve aklınız hemen çöküyorsa malzemeden çalmışsınız demektir. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi aher sayılır. Yani artık diyor lan bir derse gittim diyecek de bir tane ziyanım. Ne anladın? Dırr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 
Herkes haklı. Haklı ne? Acayip bir garip alem. Gittikçe de acayibime gidiyor. Korna çalıyor, araba gidiyor, insan doğuyor, ölüyor, sevdiklerimi şey yapıyor. Ne bileyim, arabalar geliyor, pazar kurulmuş, kavga ediyor, geliyor. Hepsi bir tuhaf. Mesela ne düşünüyorum biliyor musun? Araba sürüyordum, böyle hatırıma geldi. Çektim sağa, biraz meyilli. Şimdi kaç, ne zaman dağın tepesinde yağmur yağdırıldı, kaç saat sonra indi, onu ondan sonra su akıyor ya, çeşme, arabada, şey, yolda. Şimdi tam o kadar saatlerden, o kadar yollardan geçti, tam ben geçecektim, saniye taktim geliyor. Lastiğimi alıyor, lastikle öteki tarafa atıyorum, başka bir konuma geçiyor falan. Hepsini hesap etmiş, böyle bir Allah mı ya dedim ya. Bu zerreleri böyle tam oradan gelecek, evrilecek, temirilecek, çevrilecek. Hasan'ın arabası tam o saniyede ön lastik arka lastik gidecek, o suyu alacak, onun zerratını falan yere fırlatacak. Bunları bilen Allah, bütün atomları, suyunu, o akan suyun atomunu biliyor. Nereye akacağını, hangi saniyede nereye gideceğini. Böyle bir Allah ile aramız iyi olması lazım. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi ahal şekline giyer. İnsan. Yani devamlı değişiyor. Devamlı değişiyor. Haleti değişiyor, duyguları. Bir bu haber geliyor. Öyle mi ya? Bitti. Aylarca veya haftalarca silmiş. İnsan böyle. Bu alem hakikaten bir şey diyor, beden libası diyor. Ruha giydirilmiş. Gömlek giydirilmiş ya cesede. Duygular da libasmış. Arkadaşlar, beden de libas. Duygular libas. Hisler libas. Kalp libas. Akıl libas. He? Asıl değil yani. Değil. Mesela iman içinde libas diyor. İman içinde bak diyor ki okuyayım. Cehennem ateşinin tesirini men edecek. Cehennem ateşini nasıl kurtulmak istiyorsan, cehennem ateşinin tesirini men edecek, eman verecek, iman gibi bir maddi maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misullü. Dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir maddiye vardır. Şimdi tekrar başa geliyorum. İman gibi bir maddi maneviye. Ne yapacakmışız? Bak çok ilginçtir. İbrahim'i yakmadığı gibi, aşağı atlamayayım. Dünyevi ateşin dahi tesirini men edecek bir maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizası ile bu dünya darul hikmet olmak hesabıyla esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Ben şimdi ateşe düşeceğim ama bu gömlek yanmayacak. Yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Niçin yakmadı biliyor musunuz? Çok önemli ha. Çok önemli bak. Alan sanatıyla insan sanatını şey yapayım ondan sonra bu haleti anlatacağım. İnsanın sanatı şöyle, en harika sanatı, motor, blok,
deniliyor, motor bloğu. İçerisine crank mili koyarlar, volan koyarlar, pistonları takarlar, sibopları koyarlar vesaire. Manifoldu takarlar, arabaya koyarlar. Araba böyle eklene sanat olur. Allah'ın sanatı ise, o da gerçi Allah yaptırıyor, böyle değil. Bir çekirdek, patladı ağaç, patladı dal, patladı bir tomurcuk, patladı çiçek, yaprak, patladı çiçek, patladı meyve, patladı renk. Hiç dışarıdan ekleme yok, hep içeriden patlıyor. Hep patlama içeride. Tamam. Ne varsa içeride. Şimdi gel buraya. İbrahim Aleyhisselam'ın gömleğini yakmaması tabii ki mucize ama kanunu ilahidir. Bu bize örnek çıkarıyor. Bu herkese geçerli olmasa bize Kur'an model çıkartmaz. Niçin yakmamış? İbrahim'e bir halet vermiş, içeriden dışarıya bastı. Gömleğini bile yakmıyor. İçindeki haletinden dolayı. Ona böyle bir halet vermiş değil cesedini diyor. Bak ne diyor? İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. Niye? Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Niye? Ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. Halet. Ölüme karşı direnme haleti. Yani tahammül. Kabire karşı, ecele karşı, mesela kansere karşı bir içten bir tahammül haleti olması lazım. Basması lazım içeriden dışarıya. Allah'ın sanatı dedim ya, içeriden dışarıya. İbrahim'e diyor halet verdik diyor. Ondan yapmadı gömleğini de. Benim haletim mesela onun gömleğini yakmadı. Ben o kadar çıkamıyorum şu anda. Diyelim. Şimdi bir psikolojiyi bozacak bir halet diyelim ki mal kaybettiniz. Bir yeri iflas ettiniz. İnsan ezer değil mi? Çocuğun vefat etti. Ona tahammül edecek dışarıdan teselli yetmez. İçeriden basacak basmalar olacak. Ne yaparsanız yapın binaya depreme dayanıklı içeriden olacak. Arkadaşlar halet içeriden basacak dışarıya. Mesela bir haletin var ruhu koruyabiliyorsun. Bir haletin var kalbini koruyabilecek kadar çıkıyor. Bak dikkat edin içeriden dışarıya çıkıyorum. Bir haletin var bir seviye ruhu koruyabiliyorsun. Başka biraz da terak ettin dışarıya çıkıyorsun. Kalbini koruyorsun. Kadından, paradan. Yani insanları ölçü yapmaktan, putlaştırmaktan kalbi korudun. Çık dışarıya biraz da haletin güçlü olsun diye. Güçlülük nispetinde dışarı çıkıyor. Aklını koruyorsun. Doğruları düşünüyorsun. Doğru şeyin peşindesin. Duygusal, kendi şeyine teslim olun. Biraz da çık dışarıya. Bedensel hastalıklarına karşı dayanıyorsun. Dikkat edin böyle yaparak içeriden geliyor güç. Şeker olmuşsun, ayağın kesilir. Ayağın kesilse iyi. Ayak kesilirken ruhu kesiliyor adamın. Psikolojisi kesiliyor. Yani içeriden basmalar. Biraz daha bir haletin var cesedini de koruduğun gibi karını, kızını, evladını, ananı, babanı hastalıklarda musibetlerin getirmiş olduğu psikolojik ezikliklerden koruyorsun. Biraz daha çıkıyorsun akrabana böyle manevi destek oluyorsun. Senin varlığın biliyor. Biraz daha böyle dışarıya çıkıyor haletin güçlü. Cemaatin yani seni alakadar seni sevenler seni gördükleri zaman güven duyuyorlar. Pamuk ipliğiyle bağlı kendini namaz kılıyor. Senin varlığın onları dinde tutuyor. Davada tutuyor, kitap okuyor, şevkleniyor. Ya bu senin yaymış olduğun halet. Peki bu halet nedir biliyor musunuz bu halet? Osmanlı taşına yüklemiş. Değil cesedine. Osmanlı kokuyor buram buram taşlar. Mesela ustada bir gaflet zamanında basmadı dışarıya, içeriden geldi. Kastamonu 247 miydi? Ben de onlardan etkilendim dedi, müthiş bir sıkıntı hissettim diyor. Hatırladınız bunu? Kastamonu varsa, bak şimdi.
247 beddua etmedi. Beddua düşmanlık orası değil. 242 miydi? 247 olacak. Dur bakalım. Bak ne yapmış. Ha. 247 değil. 249. Bu günlerde bakın. Ustada bile sirayet etmiş. Dışarıdan ha bak içeriye giriyor. Neyle mukabele etmiş? Bakın haletini nasıl değiştirecek şimdi bak. Bu günlerde herkes, herkesin dışında kimse var mı? Herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Var mı? Etmeyen. Abi ben sıkıntı, ne sıkıntısı ya bana ulaşmamış. Böyle bir şey. Herkes bu günlerde sıkıntıdan şekva ediyor. Tamam. Adeta manevi havanın bozukluğundan, yani kişilerin düşünceleri ve kalpleri fasık. Sadakat değil. Yani manevi hava bozulması, iddia etmiş olduğu davaya sadık değil. Ben dışarıdan konuşmuyorum. Ben cemaatime konuşuyorum. Nurculardan konuşuyorum. Sokak zaten bu konuda değil zaten. Yani iddia etmiş oldu. Mesela ustadın mesleğine sadıkım diyor. Ustad diyor ki yapma, burada bulunma. Bunun karşısında ol. Adam kendi kafasına takılıyor. Ve hala kendisini nurcu zannediyor. Onda ikisine pasaport vermiyor. Meyve Risalesi'ne söylüyor. İştirak amal uhreviyeden düşüyor. Ve kabire girdiği zaman, Rüşt abi gibi girdiği zaman, kefenlendiği zaman, o zaman iştirak amal uhrevi cemaattan sana gelir mi gelmez mi o zaman görürsün. Yani niye bağırıyorum? Neye devamlı bunu söylüyorum? Arkadaşlar sizin iştirak-ı amal-i uhreviyeden düşmenizi istemiyor. Teslim olun. İddia etmiş olduğunuz davaya teslim olun. Ya ne demek o? Hem iddia ediyorsun, hem onun gösterdiği yolda gitmiyorsun. Heh. Diyor ki, adeta manevi havanın bozukluğundan, bunda bozuluyor. Yani zihinler, kalpler çatallı. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş bu. Bu maddi ve umumi, yani maddeye dönüşmüş. Yani zihinlerin çapraşık düşünceleri, kalplerin fasıkları sevmesi, Allah düşmanlarını, Kur'an düşmanlarını sevmesi, onların fikirlerini misafir etmekten yaymış olduğu dalga, bunun adı Buharat-ı Muzahrefe. Çıkan dalga pislik. Buhar Muzahrefe. Biz gözümüzle görmüyoruz. Ama o dalga var. Onlar melekler görüyor, cinler görüyor. Yani varlık atomdur. Esirdendir. Mahluktur. Nasıl ki iman da mahluktur. Enerjidir arkadaşlar. İman enerjidir. Ceddüdü imanikum bila ilahe illallah. İmanınızı artırın deyince anlayış değil. İman enerjidir. İman kuvvettir. İman nurdur. Yani fiziksel ismiyle enerjidir. Yani ne kadar enerjiniz şey yaparsa vücudu sağlam tutar. Malzemedir malzeme. Anlayış, seziş değil iman. Anlayış. İtimat, hayır. Onlardan hasıl olandır. Realitesi var, realitesi. Vücud haricisi var iman. Enerjidir arkadaşlar. Enerjidir, varlıktır. Vücud haricisi vardır. Çünkü büyür, küçülür. Gider, gelir. Azalır, çoğalır. Eğer vacip olsa azalmaz, çoğalmaz. O neyse odur. Onun malzemesini 71 işaret-i cazda anlatıyor. Delil, burhan, şira, usare vesaire sayıyor. Arkadaşlar iman artandır. Vacip artmaz, eksilmez. Bozulmaz, çoğalmaz. Vacip. Vacip değil bu. Çünkü gidiyor geliyor. İmansız olabiliyor. İman enerjidir ne olur. Arkadaşlar psikolojine enerjidir. Hastalığına enerjidir. Kabrine karşı enerjidir. Duygularına enerjidir. Kendini yönetecek bir enerjidir. İman enerjidir.
Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bir de okuyayım. Düz okuyayım da ondan sonra izah edeyim. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Sen kim ya? Bediüzzaman. Allah Allah. Ne? Dur bir dakika ya. Bir dakika. Dur. Ben oyun oynamam. Bana da bir gün sirayet etti. Sindi bana. Yani sigara içmedim halde. Sigara içenlerin sigarası sindi bana. Ne yaptın sonra ustak? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Ustadım bu nasıl bir şey ya? Bak. Bak. Şimdi hatırıma geldi. Bak. Allah Allah. Allah'ım bizi muhafaza et. Allah'ım Müslümanları muhafaza et. Amin. Ya Rabbi Müslümanlara yardım et. Amin. Yani uyanmalarına vesile ol Allah'ım. Amin. 66 Kastamonu bak. Ne olur rica ediyorum lütfen ha burayı bir dinleyin. Bambaşka esluga, layıkalar. Layıkasız ayakta duramazsın. Benim psikolojim durmaz. Allah kahretsin yalan söylüyorsa. Bak şimdi, psikolojim bak ne yapıyor. Psikoloji kitabı, hep bu 300'e yakın psikoloji ders yaptım. Hep buralardan çıkarıyorum inanın. Bak şimdi. Buna ait belki de 10 tane ders çıkarttım. Şu okuyacağım paragraf. Nasıl ki maddi hava fena ise, yani kapalı hava ise, sıkıntı olur. Açık hava, böyle bir şey, ferahlı hava, insana ferahlık veriyor. Nasıl maddi hava fena ise fena tesir ediyor, manevi hava da bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuur-u selase, şu anda şuur-u selasedeyiz değil mi? Üç aylar. Ve Muharrem'de, alem-i İslam, manevi havası, umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ahiretine ciddi teveccühleri ve himmetleri, ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Yani kafadan çıkan, kafadan çıkan enerji. Sakın ha manevi zannetmeyin bunu. Kafadan, şuur-u selasede ve muharebede alem-i İslam manevi havası, umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri, ve tembirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, havayı değiştiriyor. Bak nasıl anlarsınız biliyor musun? Ne olur şöyle bir bakar mısınız? Cemaatin üzerine bakın. Arkada siz arkaya bakın. Şöyle bir bakın ya. Bak ne olur bir bak ben bir şey anlatacağım. Bakın ne olur. Şimdi akşam eve gidince yatak odanıza benziyor mu bu hava? Benzer mi? Evinize, salonunuza bakın. Yani ne demek istiyorum? Maddi hava içeride olanlarla değişiyor. Mesela karı koca kavga etti bir odaya girin, hassas olanlar, gerek yok fazla. Şöyle bakın, orada gayz var havada, boğucu bir hava var, maddi ha. Meymenetsiz, Kur'an okurmayan odalara bakın. Yani senin Risale okuduğun odanla Allah'ını seversen, mutfak, salon veya tuvalet veya yatak odan eşit mi? Şu anda senin evindeki odan salonuna benziyor mu? Kaç kişi hani şey söylemiş abi, mesela geliyor dershanede kalıyor ya, mescitteki uyku diyor bir başka diyor, hiçbir yere benzemiyor diyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey, ya bende manyaklık var mı siz de görüyorsunuz, olamaz yani. Yani şu hava benim odamda, hususi ofis diyelim uydurukçasıyla odamda, kendi namazımı kılıyorum, haram dünyam yok. Risalemle falan tam dersim yapıyorum, çalışıyorum ama buna yetmiyor. Her gün orada cüz okuyor, olmuyor. Buna yetmiyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Manevi havalar buraya basıyor. Basıyor arkadaşlar. Diyor ki, ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri, tembirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. İçeriden geliyordun, sen şimdi arabayla geldin, bilmem ne yaptın, bugün fırtına vardı. Şu anda rahat değil misin epey? Daha tam oturmadı belki ama aklın gidip geliyor, aklın eve gidip geliyor. Şuna buna kavga ettin, ona nereden dedin. Şu anda
Ne dedi? Müthiş arızalara ve fırtınalara burası mukabele etmeye başladı. Bombardıman başlıyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Esas şimdi geliyor. Fakat o şuuru mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Yani bunları okuyorum. Sirayet var, sirayet. Okudum ya 249'da. Onların sıkıntısı bana da sirayet etti dedi. Usta da edecek. Salih sana etmeyecek. Bir de okuyayım kardeşim. İyi anlamadın galiba. Yani böyle şey gibi bakıyorsun da böyle. Ne yapalım? Sana gücüm yetiyor, sana şey yapıyorum. Biz hep anlattık. Biz seni anlamadık. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şikva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Ha yok canım piyasada. Yok tabii. Hatta bana bir gün sirayet etti. Bana sirayet etti. Bana etmeyecek. Ya bir cenazeyi gördüm. 4 günden beri sarhoşum ya. Sevdiğim için. Oysa elimde ne kadar cenaze görmüşüm. Hem ne kadar teselli vermişim insanlara ya. Böyle oluyormuş ya. Alttan yanıyormuş adam. Ya kardeşim tepdili mekandır, tahvili vücuttur. Onu takkemeye anlat bakalım. Sana dayanınca bakayım nasıl olacak. Hakikaten onlar da olmasa var ya tahammül olmuyor. Mazilerim var, hatıralarım var. Aranızdaki diyalog seviyesi var, hatıra şey mesela. Hepsi böyle eğer içine iman, ahiret inancı koymasan hiç şansı yok. Bir de ihanet etmişsen, bir de yanlış yapmışsan, eğer ahirete kalmışsa kul hakkı. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı teslim eden, iyi dinleyin şimdi, havayı ne yapan? Teslim ne demek? Ne yapan? Zehirlendiren. Sem da. Bak. Burayı ne olur lütfen dinleyin. Şurayı. Ondan sonra uyuyabilirsiniz. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozuyor. Çıkan dalgalar kalpten, akıldan bozuyor. Bozuyor. O kadar bozuyor ki fıkıh kaidesine girmiş. Ehli, bir bida ehli camiye girse fıkıhta bir bidat. Sen hocasın canım hocasın. Sen dinleme bunu. Çünkü seni rahatsız eder ama senin alakası yok. Kastamonu da gene yazıyor. Camide bir bidat girse sen de sarıklı misvanı kullandın. Cübbeli tamamen namazlara uydun. Bütün şartlarına uydun. Sen o bida girdiği yerde olduğun için o sana sirayet ettiğinden namazının sevabı olmuyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, namazınız olmaz değil, sevabı olmaz demektir diyor. Hatırladınız mı? Kaçtır? Kaç? 147 mi? Peki. Bir bakalım 247. Ben hatırlayamadığım için yerini size soruyorum. Zannediyorsunuz ki bizi abi şey yapıyor. Sizden öğrenmeye çalışıyor. Tabii ki diyeceksiniz ki tevazu yapıyor. Tevazu yapmıyor. Bak şimdi. İştirak etme ha. Sakın hocaların cuma ve cemaatten ilişmeyiniz. Çok önemli bak. Bak misvak kullandın. Sünnet uydun. Sarığı sardın. Cübbeyi giydin. Her altın yüzüğü çıkarttın, gümüş. Şartların tamam. Camiye girdin. Ne alakam var lan ben? Ne yaparsa yapsın ya. Ehli bidâ birisi. Camiye bidâ girmiş. Girerse, bak, cuma ve cemaatle inişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbani demiş ki, bidâ olan yerlere girmeyiniz. Maksadı sevabı olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil. Madem sevabı yoksa niye gideyim? Fıkıhta bir tane kayde söyleyeyim gene. İmam-ı Rabbani gene söylüyor radıyallahu anh. Bir kitap. Mahsa doğru. Fasık yazsa. Bu kitap okursanız onun fıskı sana sirayet eder.
Fıskı sana sen okuma diyor. Fasıkın doğru kitabını okuma. Onun için kim yazmış? Ne yazmış? Kimin yanında bu? Sirayet ediyor. Aha işte camide misal verdim. Bir daha girdi, sen de burada namaz kılıyorsun. Namazının sevabı yok. Anlıyor musunuz? Peki, altın takmış yüzük, aynı saftasınız. Namazınıza ne olur? Onu da siz öğrenin. Bana da öğretirsiniz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Fıkıh anlatmıyor. Sirayetin geniş sahasını. Mesela içki içmiş adam. Senin terin mübarektir. Hiçbir şey yok senin. Öp kaşına koyarım ya. İçki içenin teri necisi aynıdır. Büyük abdest gibidir. Sirayet etmiş. Bidattan maksat ne abi? He? Bidattan maksat ne? Bidat yani dinde olmayanı dinde var gibi sokmuş. O olanı da çıkartmış. Dini bozan şey, günah değil. Şahsi günahları olanlara diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kurban olayım davasına, şahsi günahları olanlara, mülbisine, mulevisine, rezil, kepaze ne olursa olsun, şefaat edeceğim diyor. Ama ehli bidaya asla, çünkü diyor bidahili cehennemin köpekleridir diyor. Bidat demek dini bozandır. Günah ise kendini bozandır. Ben ona yardım edeceğim diyor kendini bozana. Ama dini bozana, yine dini indallahil İslam, ona şefaatim yoktur diyor. Çünkü o cehennemin köpekleridir. Ya. Okuyayım bak, o çok önemli, o şeyi bitireyim. Herkes oturup kalkmayacaksın. İman, madde-i maneviyedir diyor. Madde neydi? Madde-i maneviyeymiş. Nereden çıkarıyorsun? Hah, buradan, tipi tipten çıkarmıyoruz. Eskide vardı çiftlikler ama şimdi yok. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe, buhar. Buhar ne demektir? Asıldan haber veren parçacıklar. Yemeğin buharı, pisliğin buharı, fırından çıkan kokular, buhar. Her şey, ses, koku, buhar asıldan haber verir. Balık kokusu herhalde ekmek kokusu değildir. Aslında nedir o buhar? Parçacık demektir. Mesela güneşin buharı fotonlardır. Günahın buharı, sebabın buharı, mesela buharatı maneviye. Ama burada buharatı muzahrefe. O manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Mesela gittiniz bir yazıhaneye bir yerde. Ben size söyleyeyim. Bak şöyle. Oluyor mu olmuyor mu? Ne zaman çıkacağım ya buradan? Ne oldu ya? Sıkıldım ya. Ne var lan işte kahve mavi? Ya birisinde bir şey var işte. Senin hassas, mübarek ruhun sıkıldı işte. Ruhun sıkıldı kardeş. Dolmuşa binince hanginiz dediniz? Of be ya. Ne kadar rahatladım ya. Şuraya bak ya. Ne güzel bir hava ya. Demiyorsun. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi. Tamam da dert iman ettin. Ne yapacağız? 66'dan okuyorum. Çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkilat ziyadeletse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefkle hareket etmektir. Çünkü başkalarının futuru ve çekilmesi ehl-i himmetin şefkinin gayretini ziyadeleştirme sebeptir. Zira gidenlerin vazifeleri de bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidir. Başka bir çaresini söyleyeyim. Okuyayım. 123. Kastamonu'dan okuyorum ha. Orada bir şey oku gidelim denilen eserden okuyorum. Bak. Ben tahmin ediyorum ki bütün ama bütün istisna yok. Bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahati ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehliman ve ehli tevekkül ve rızadır. Üç kişi kurtarabilir. Bak, yalnız hakiki ehliman, sahte ehliman değil ha. Kafirle beraber,
kafir zındıkla şey yapıyor. Ölçüyü yapmış milliyetçilik, ölçüyü yapmış para, milliyetçilik de bir yere taraftar, paraya göre, menfaatine göre. Din yok, din ne diyor sormuyor. İddia etmiş olduğum dava bu olayı nasıl yorumluyor demiyor. Ya milliyetçiliği yapmış, ya menfaati dünyeviye yapmış, ya bilmem ne yapmış. Bunlar ne? Yalnız hakiki ehli iman, bu sahte ehli iman. Yalnız hakiki ehli iman, ehli tevekkül iki ve ehli rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine kolunu sağlayarak girenlerdir. Niye güldün? Nasıl olması lazım? Evet, Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Yoksa pasaportu vermiyor. Onda ikisine vermiyor. Dairenin içinde olana diyor ha. Arkadaşlar. Kardeşler. Bu makamda yalan, zaten yalan lafzı kafirdir. Anlamadığım bir şeyi yeni anladım bu şimdi, yeni başka bir şey. Ustad diyor ki, ikinci emirde kaç tarihinde yazılmış? 47-49. 1942. 50 sene sonra ve sonrası bu milletin nesli atisi Allah diye nefsine tapacak. Yüzde kaçı? %90'ı. Peki, Türkiye %90'ı, 80 milyon diyelim. %90 ne yapar? 9 kere 8 kaç yapar Ahmet? 72 milyon. Kaldı mı 8 milyon? Onda ikisine de pasaport vermiyor. Kaldı mı artı buçuk milyon? Aklım almıyordu. Lan 80 milyon da 7 milyon ehl-i iman, diğeri gidiyor. Nasıl olur ya? Bu nasıl olacak? İnanın vallahi hafsalam almıyordu. Şimdi gayet normal. Ne biliyor musun? Kafire taraftar oluyor. Oluyor kafir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Mektubatta değil mi? Zalime değil taraftar olanı etna küçük bir meyledeni bile Allah cehennemle tehdit ediyor. Sen hayatındaki dostlarını, düşmanını milliyetçiliklere yaparsan, İngiliz oyunu, İngilizlerin oyunu, menfaati dünyeviye, sen işte bana taraftar olursan, oy verirsen seni makama geçireceğim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün, Kürt-Türk yaparsan, işte o %90'ın içindesin. Çünkü ölçün din değil. Bak, ben anlamıyordum nasıl %90'ı, nefsi emaresini Allah diye tapacak. Nasıl olur? Bakıyorsun Allah bir sebep çıkarıyor, bir eviriyor, deviriyor toplumu. Herkes ayna gibi çıkıyor. Ben buyum diyor, papatya gibi. Ben de buyum diyor. Aklın hafsalan duruyor. Oysa Allah biliyor. Çünkü Allah haşirde şöyle hesap sormayacak. Verin benim sizin hakkınızdaki kanaatımın hesabını. Yok. Verin yaptıklarınızın hesabını. Onun için seni sana gösteren senin tercihlerindir, hayatındır. Şimdi anladım. Bir bakıyorsun ki dinsiz de beraber. Hoca, namaz kılan. Lazca'da bir hoci var, hoci. Hoca, hoci yani, öküz yani. Tam bir öküz. Dinsiz de beraber. Ya. İşte niye? Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Hiç taviz vermeyin bu tiplere aranızda varsa. Cemaatçi hiç mi? Uğramayın. Allah Resulü diyor ki ehli bidanın cenazesine gitmeyiniz. Hastasını ziyaret etmeyiniz. Resulullah söylüyor. Eğer ben o demediği halde diyorsam Allah beni kahretsin. Zaten cehennemde yerini hazırla diyor. Ehli bidanın cenazesine gitmeyiniz. Hastasını ziyaret etmeyiniz. Gelirse de hiç karışmayınız. Adam bu dersleri duyduğu halde hala hayatındaki tercihleri milliyetçilik yapıyorsa uzak durun. Sirayet eder size. Sizi de berbat. Sizi ben korunaklıyım bana zarar vermez demeyin. Uzak durun kardeşim. Davanızdan uzak durandan. Sirayet ediyor. Burayı bozuyor. Buranın havasını bozuyor. Bozduğuna delil. Bu havaya dayanamaz çekip gider. Tahammül edemez doğruya. Uzak durun.
Yemeğini yemeyiniz diyor. Halatını sormayın. Cenazesine gitmeyin. Hastasını ziyaret etmeyiniz. Sirayet eder size. Çünkü ölçüsü ehli dünya. Buna Rüştü abi çok güzel ders yapardı. İhtilat etmeyin derdi. Varlığa kaçıncı sayfaydı? 66 diye gitti kapısına yazmış. Onlardan kötü hasletleri kapmamak için onlarla ihtilat etmemekteyim diyor. İhtilat etmeyiniz diyor. Yani onların kötü ahlakını kapmamak için ihtilat etmeyiniz. Varlığa 66 mı neydi? Yoksa 142 hocam? Orada başka bir mektup var varlığa. Ya o zaman değil o. O 100 kaçtı? Doktora mektup var. Ha o, tamam o değil o zaman. O civarda mı? İhtilat. Birisi bak şey yapın varlığa. İhtilat. İhtilat. Kapmamak için yaz. Kapmamak için diye çıkarmak. Hemen bu arada şey okuyayım. Kendinizi tehlikesiz zannetmeyiniz. Yani bana bir şey olmaz. Deme Allah rızası için. Denmiş mi külliyatta sirayet eder? Usta da sirayet etmiş mi? 249 etmiş. Sana da eder. Bu tür şeylere gitmeyiniz yemeğine. Ziyaret etmeyiniz. Risale-i Nur ihtiya edip sadakattan çıkanları ziyaret etmeyiniz. Hastasına gitmeyiniz. Cenazesine de gitmeyiniz. Sirayet eder. 38 abi. Kaç? 38. 38 mi? Bak şimdi. Sirayet. Al. Yapabileceğini yap, yapamayacağını da Allah seni korur. Bak 38'miş. Şurada bir yerde. Şimdi kimsenin dediği şer ise duymamazlığa gelir. Yani şer mi söyleniyor orada da? Evde mecbur oldum da gittik hastane, yazanesi veya akraba, akrebeyi tanı. Kimsenin dediği şer ise duymamazlığa gelir. Ve kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Fena hasletleri ondan kapmamak için ihtilat etmemekteyim. İhtilat, ihtilat ne demek? Karışma. Mühendis Bey. Karışma abi. Evet, karışmayacaksın. İhtilat. İhtilat. Yani birbirine geçiş, hulul. Gizli girmeler, hulul demek. Münafıkane bir geçiş var, manevi münafıklık. Sirayet ediyor. Hulul, ihtilat. Gizli geçiş oluyor. Ondan sonra sende ne olur eve gel. Çocuğun kabul etmiyor. Bindin arabaya. Allah Allah ya. Ulan bir sıkıntı başladı ya. Onun neyini istiyor? Atmaya çalışıyor vücut işte. İhtilattan kaynaklanıyor. Uzak durun. Ben sizi sevdiğim için. Kardeşimsiniz, dava adamımız, dava arkadaşlarıyız. Fena hasletleri kapma. Fena bir şey mi söyledi olumsuz? Duymamaz daha dedi. Ondan diyor, ya ben ne onun pisliğini ne alayım? Ya münafıkane bir faaliyet bu. İhtilat münafıkane bir şey oluyor. Hulul oluyor yani manası. Diyor ki, kimse ile fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Psikoloji değil midir? Ya. Senin suçun yok. Bulduğun yerden sıçrıyor sana. Peki bu dersleri duyduktan sonra duyarlıysan sıçrar mı? Sıçramaz. Çünkü ilim onu tart eder. Endişe etme. Ama bilmiyorsan gelen, giren, çıkıp giriyor. Çünkü kapıda kimse yok ki. Kapıda kimse yok. Bak. Bitireyim ya çok şaşıracaksınız. Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur'un, Risale-i Nur'dan aldıkları iman-ı tahkiki derslerinin nuruyla. Bir, maddidir bu. Nurdur iman. Kuvvettir iman, kuvvettir, güçtür, enerjidir. Nuruyla, gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp, her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden, kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Çünkü aldıkları nur ve gözlükle görüyor.
Ve merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte bunu buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadeti ve lezzetini isteyenler, dünyadaki lezzetini istiyor musun? İstiyoruz da hepimiz. Ne yapacağız? Ustad dediği gibi, hadsiz tecrübelerle, Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Böyle kardeş. Hayat bu. Hayatın lezzetini istersin. Yok sen bilirsin, istediğin gibi hava vurabilirsin. Ama iman gibi bir maddi maneviye. Ruhunuza giydi. Aşağıda ne diyor biliyor musunuz? Şimdi ona geliyorum. İlk defa duydum değil mi? İman maddeymiş. Bak madde imani. Aşağıda ne diyor biliyor musun? Bak ne yapacağız şimdi. İbrahim öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Niye? Yani kanı ne? Mucize ama Allah'ın sebep dişi yarattığına, mucize sebeplerle yarattığı adet. Buna sende de, bu kanun sende de var. Yakmadı ve ateşe karşı, Hazreti İbrahim'in cismi, gömleği de ateşe akmadı, ateşe karşı mukavemet aletini vermiş. Mukavemet. Hep onu anlatmaya çalıştım. Yarım saat. O sirayete karşı mukavemet. İhtilata karşı mukavemet. Haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi. E ona ait canım. Değil. Gömleğini de yakmıyor halet. Ben ruhumu koruyayım. Biraz da güçleneyim. Kalbimi koruyayım. Biraz da çık. Aklımı koruyayım. Kötü yani vehim. Cehennem var ya, kendimi kötü hissediyorum. Psikolojisi bozuk. Bu ne demek biliyorsunuz o? Psikoloji bozuk. Dimağını kontrol edemeyenler de oluyor. Haletin demek oraya kadar gelmemiş. Tamam kalbine parayı, doları, Ayşe Fatma'ya sokamadın ama tamam. Biraz da güçlendir. Gelsin buraya. Bunu da kontrol et. Tamam. Haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki ey milleti İbrahim. Evet. Evet ya Rabbi emret. İbrahim bari olunuz. İbrahimleşiniz. İbrahim bari olunuz. İbrahim gibi olunuz. Ne yapacağız? Ne olacak? Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. İyi dinleyin cümle, bunu okumak için şey yaptım şimdiye kadar. Ruhunuza imanı giydirip, ruhunuza bedeninize gömleği giydirir gibi imanınıza ruhunuza imanı giydiriniz, giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. Allah Allah. Başka ne diyor? İsa Aleyhisselam da giymiş. Onu da okuyacağım kesecek. Diyor ki burası değil. Ha şurası. İşte şu ayetin remziyle diyor ki ey müzmin dertleri dahi derman bulunabilir. En müzmin, en çaresiz dertleri dahi derman bulunabilir. İmanın enerji olduğunda açılımlarını yapıyorum. Öyleyse ey insan, ey ve ey musibetsette beni Adem, meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Asabu keyif meselesinde. 309 sene. Aynen bu kadar ceset yaşayabilecek gelecekte. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki ey insan, iyi bak bize ders veriyor. Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime, ille vakıf değil. Yani hadiseler Allah ile bakana, manayı harfiyle bakana, dünyayı, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. Birisi derman, birisi ilaç. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. Ölmüş kalpler, bir ders yapıyorsun.
veya bir derdi var, bir sıkıntısı var, bir ders dinliyor. Of be! Kuyudan çıkıyor. Fe subhanallah. Bloke etmişti böyle. Sıkmıştı kafayı. Böyle kafayı sıkmıştı. Diyor ki dermanı mümkündür. Arayınız bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat dengini vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretini manen diyor ki ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpleri nur hidayetle diriliyor. Nur hidayetle ölmüş kalp. Bak ilaca bak. Adam ölmüş. Dirin işte. Ölmüş gibi hastalar dahi. Doktor diyor ki, bu tamam. Yapacak bir şey yok. 10 sene, 17 sene psikoloji ilaç kullanıyor. Ha, ne yapacak? Ölmüş gibi hastalar dahi. Ölmüş ya ben diyor, hayatın tadı bitti diyor. Yaşamak zevk vermiyor, heyecan bitti diyenlere diyorum. Onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczani hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor, teşvik ediyor. Neyle olacak? Onunla şöyle yapacaksın diyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendini envat namını veren cinlere ve şeytanlara ve erva habise musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil. Nasıl derman yapacağız? Belki tilsimat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir, şerlerine kurtulmaktır. Tesirat-ı Kur'aniye 258 söz derken. Demek ki toparlıyorum, saatim geldi. İman, mevzum neydi? İman nurdur, güçtür, kuvvettir. Maddeyi maneviyedir. Ruha giydirilen libastır. Devamlı insan değiştiği gibi alemi, yaşadığı alemde değişir. Hepsi dırırt diye gidiyor. Hepsini nurla göndermek lazım. Onun için biz de ara verirsek mesela bu dırırtların sıkıntı giriyor. Girebilir. Ustada da girmiş. Ki Resulullah da hasta olmuş ki aleyhissalatü vesselam. Hastalık ne yapacağız? Cinler bile rahatsız etmiş. Değil mi? Cinler sihir yapmışlar. 19. mektupta geçmiyor mu? 19. mektupta yani sihir demek annesinin ve kendi ismini yazıp ona cine adres veriyorsun. Git onu rahatsız et. Sihir budur. Tamam mı? Resulullah'a yaptılar mı? Yaptılar. Tamam mı? Peki nereden biliyoruz bunu? Nereden şey yapıyor? Mektubatta Allah Resulüne sıkıntı basmış. Basınca iyi ki olmuş ki Allah zaten şey yapmış. Mesela namazı kaçırmış. Sabah namazını biliyorsunuz. Resulullah Bilal Habeşi'nin yan kucağında oturuyor. Yani yatıyor. Savaşta yorgun. Ya Bilal bizi namazda uyandır. Bir de bakıyorlar ki güneş yanaklarına vuruyor. Bir uyanıyorlar ki güneş çıkmış. Ya Bilal niye uyandırmadın bizi deyince Bilal Habeşi şöyle diyor. Ya Resulallah seni uyutan Allah beni de uyuttu. Sonra ne çıktı? Nasıl kaza yapılır? Allah bunu öğretmek için bizi böyle yaptırıyor. Aynı bunun gibi Allah Resulü hasta sıkıntı oluyor. Hazreti Ali diyor ki falan kuyuda tarağa sarılmış saçlar var diyor. 19. mektuptan söylüyor değil mi? Sarılmış gidiyor. Ona ayet-i kürsü okuyarak ters çeviriyor. Rahat diyor. Şimdi nedir? Aynı bunun gibi yani her daim olmaz. Ya kendi zırhımızı giyeceğiz. İmanımızı devamlı tecdit edeceğiz. Tazeleyeceğiz. Ve olumsuz kişilerden, olumsuz yerlerden ve olumsuz işlerden doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapmak. Bir daha doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapmaya gayret edeceğiz. Kötü işlerden kötü yerlere ihtilat etmeyeceğiz. Ya ben gireyim bir şey olmaz. İşin yoksa girme. Ama eğer bir işin varsa gir ve çık. Ama bu dersleri dinledikten sonra bloko ediyorsun. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Ama şuurun nispetinde. Şuurun yoksa pat diye çakaveriyor. Rahatsızlık veriyor mesela. Bazı insanları görünce sizi rahatlatıyor, bazı sizi rahatsızlık veriyor. Bu sirayetten kaynaklanıyor. İhtilat.
Onun için mevzumu da şey yaptım. Mevzuyla alakalı sorusu olan var mı? Yani keşke şu konuyu da bir de şöyle var mı böyle şunu izah etseydi, şuraya girseydi deyip de sormak isteyen var mı? Çünkü antika bir konuydu. Yani iman enerjidir, güçtür, nurdur. Onu çoğaltırsınız, azaltırsınız. Sizin elinizdedir. Ne kadar çoğalırsa o kadar şey. Ama ben size bir kendi yaşadığımdan örnek vereyim. En insanın en çok moralı bozuk olduğu an iki vakittir. Bir, sabah kalktığınız zaman. Böyle çok gergin olursunuz. Bir de hiç kimse yok ise evde yani veya yatakta gece olur. Gece olur. Hele uyku tutmadıysa gece yarısından sonra hiç şansın yok sıkıntısız geçmeye. Onun için 12'den sonra kalkma yani. O saatlerde olur. Ben ne yapıyorum buna mukabil? Benim evratsız günüm o gün asabı ve gergin ve içe kapanı böyle şeyim var. Yakın arkadaşlarım biliyorlar, siz de biliyorsunuz. Kalkar kalkmaz abdestimi alırım, kesinlikle cüzümü okurum. Teşvik için söylüyorum. Bazı şeyleri alenen söylemek, gizli söylemekten eftaldır. Hapishanede ustam onu söylüyor. Cüzümü okurum. Bir cüz okurum. Kesinlikle okurum. Bir cüz. İki, Hizbul Kur'an'ı okurum. Hizbul Hakayki Nuriye'den dersimi okurum. Bunu baştan okumadan, bitirmeden asla ve kata Risale-i Nur okumuyor. Hayata böyle başlıyor. Ama şöyle okuyanlar da var. Sabah Risale-i Nur zihin temizdir vesaire okuyorlar. İkinden sonra böyle istepli saati gibi. Yani her şeyin bitip artık ayaklarına elhamdülillah. O zaman Kur'an okuyorlar. Kur'an o zaman da bırakırsan seni de en zor durumda bırakır. Değerli şeylere değerli vaktini verirsen o da seni değerli kılar. Sen uyduruk zamanını en kıymetli şeylere koyarsan o da sana o nispetle değer verdiğin kadar sana sahiplenir. Bir şeye ne kadar değer verirseniz o zaman o da sana değer verir. Tamam? Yani evratsız sakın bulunmayın. Ha hangi saat okursan oku ama mutlaka evradınız olsun. Kaza namazınıza başlayın. Başlamamışsa. Televizyonlardan, internetlerden uzak durun. Asla ve kata tesbihatsız şey yapmayın. Yapamadınsa yolda yap. Daha yapamadın, unuttun, kazasını yap uykuya girmeden. Mesela şimdi bu saatte ikindi saat, namazın tesbihat olmaz. Kazası olur. Demek ki ondan sonra haftada birkaç dersiniz mutlaka olsun. Kötü insanlarla, kötü yerlerde, kötü işlerden ihtilat etmeyin, sirayet eder. Uzak durun. Ve doğrunun ve hakikatin yarım yanı olan Risale-i Nur'a sadakatinizi bozmayın. Risale-i Nur kime karşı duruyor diyorsa, durun diyorsa orada durun. Onun yanında olun. Daha karışmayın. Vâhir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ha kardeş gelecek. Özür dilerim. Gel abisi. Efendim bizi de rahatlatsın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاهدين على أنفسهم
عند الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة